Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında kuzu tandır nasıl yapılır onun tarifini vermek için geldim. Yumuşacık kuzu tandır hazırlamak istiyorsanız eğer tarifimi lütfen sonuna kadar izleyin, püf noktalarını kaçırmayın. Ben kuzu tandır için kuzu sırtı kullanıyorum. Siz isterseniz kuzu but ya da kuzunun herhangi bir yerini kullanarak hazırlayabilirsiniz. Kullandığım ete bir bıçakla kesikler atıp içine sarımsak tanelerini gördüğünüz şekilde yerleştiriyorum. Bu sarımsaklar etin içinde lezzet bombası haline dönüşüyor. Ete pişerken çok güzel bir aroma katıyor. O yüzden bir baş sarımsağı etin böyle her yerine kesikler atarak içine yerleştiriyoruz. Altına, üstüne, bulduğunuz her yerine bu sarımsakları güzelce yerleştirin. Sarımsakları yerleştirme işlemini tamamladıktan sonra tezgahın üzerine alüminyum folyo ve üzerine yağlı kağıdı serdim. Şimdi baharatlarımızdan dökelim. Biraz tane karabiber, biraz tane kişniş, toplamda 2 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Şimdi onun yarısını da buraya alıyorum. Birkaç tane kurutulmuş tatlı ve acı biber. Üç dilim soğan ve birkaç tal taze biberiye. Eğer evinizde taze biberiye yoksa yerine kuru biberiye de kullanabilirsiniz. O da yoksa kekik kullanabilirsiniz. Şimdi biraz karabiber çekiyorum baharatların üzerinden ve biraz da kişniş çekiyorum. Taneli olanı ayrı lezzet katıyor, çekilmiş olanı ayrı lezzet katıyor. O yüzden ikisini de kullanıyorum ben. Şimdi hazırladığımız baharatların üzerine eti güzelce yerleştiriyorum. Olan malzemeleri de etin üzerinden yerleştireceğim. Birkaç tane acı ve tatlı kuru biber, biraz çekilmiş kişniş, biraz karabiber, tuzun kalanını da şöyle etin üzerinden atıyorum. Bu baharatların tam ölçülerini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Kalan tane karabiberlerden de gezdiriyorum etin üstünden. Tane kişnişler. Üç dilim soğan halkası ve birkaç dal taze biberiye. Kuzu etini güzelce baharatladık. Üzerine soğan, biber ve biberiye koyduk. Şimdi bunların hepsi pişerken kuzu tandıra çok güzel bir lezzet katacak. Sıra geldi bu kuzu tandırı fırın için hazırlamaya. Yağlı kağıdı ve folyoyu önce kenarlarından kaldırıyorum ve çok güzel şekilde bu kuzuyu saracağız. Hiçbir yerinden hava almaması gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca sıkı sıkı sarıyoruz. Diğer tarafını da katlayıp şöyle getiriyorum üzerine ve kenarlarını güzelce kıvırıyorum hava almayacak şekilde iyice sıkı sıkı. Bu kaplama yeterli olmayacağı için ben bir kat daha alüminyum folyo ile kaplıyorum. Çünkü kuzu tandırın hava almaması gerekiyor ve içindeki buharını, nemini, suyunu koruyarak kendi suyuyla yumuşacık pişmesini böyle sağlayacağız. O yüzden çok iyi şekilde kapatın ve sarın alüminyum folyo ile. Şimdi hazırladığımız kuzuyu tepsiye alıyoruz ve önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında 2 saat pişiriyoruz. 2 saat pişirdikten sonra şimdi kuzu tandırı çıkardım ve üzerine açacağım. Bir makas yardımıyla kapladığımız folyoyu ve yağlı kağıdı güzel ve dikkatli şekilde kesiyorum. Sıra
Siz kuzunun istediğiniz herhangi bir yerinin etini kullanarak bu kuzu tandır tarifini hazırlayabilirsiniz. Özellikle kuzu kol tandır ve kuzu but tandır daha lezzetli olacaktır. Ama kuzu sırtı tandır da gerçekten çok lezzetli oluyor. Üzerinde biz et bıraktığımız için bu parçasını kullandık. Ve gördüğünüz gibi dumanı üzerinde yumuşacık bir şekilde pişmiş vaziyette kuzu tandır. Şöyle kenarlarını açıp göstereyim. Kendi suyunu da bayağı salmış görüyorsunuz. Bu suyunu isterseniz fırına tekrar koymadan önce alıp pilavlarda ya da çorbalarda kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Şimdi kuzu tandırın üzerindeki bu biberiyeleri ve kuru biberleri alıp tekrar fırına vereceğim üst rafa ve üstünün kızarmasını sağlayacağım biraz. Fırında bir 10-15 dakika kontrollü şekilde tutarak kuzu tandırın üst yüzeyini kızartıyorum ve sonrasında servis için hazır olacak. Evde fırında kuzu tandır tarifi hazırlamak gerçekten çok kolay. Hemen paketleyin, fırına atın, o kendi kendine pişsin. Yumuşacık, lokum kıvamında lime lime dökülen kuzu tandırı afiyetle yiyin. Hemen şöyle de göstermek istiyorum size. Bakın etleri nasıl lime lime ayrılıyor. O içindeki sarımsaklar piştikten sonra yerken ağzınıza inanılmaz güzel lezzet ve aroma bırakıyor. Hemen bakın şöyle kaldırdığımda kemikten ne kadar rahat ve kolay ayrıldığını görüyorsunuz etin. Gerçekten yumuşacık ve lezzet dolu bir tandır tarifi oluyor. Fırında kuzu tandır tarifimi deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer hazırladığım bu kuzu tandır tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu kapatmadan size şöyle etin alt kısmını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi orası da lokum gibi pişmiş vaziyette. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.